Eğimi pozitif olan ortak teğetin neye benzediğini gördüğümüze göre, eğimi ve y eksenini kestiği noktayla ilgili neler yapabileceğimizi irdelemek istiyorum. Bir önceki videoda pembeyle çizdiğim bu doğrunun denklemi y eşittir mx artı b formunda olacak öyle değil mi? Burada m eğim, b ise y eksenini kestiği noktadır. Şimdi bu doğrunun çembere teğet olabilmesi için m ve b'nin alabileceği değerleri incelemek istiyorum. Bu noktada işin içine türevi sokup çember üzerindeki her noktadaki teğetin eğimini bulmaya çalışabilirsiniz ama size bunu yapmanın daha farklı bir yolu olduğunu söylemek istiyorum. Eğer bir doğru bir çembere teğetse çemberi sadece ve sadece tek bir noktada keser öyle değil mi? Ne demek istediğimi hemen göstermek istiyorum. Doğrumuzun denklemi bu ve ben bu doğru ile çemberin hangi noktada kesiştiğini bulmak istiyorum. Evet bu videoda buna odaklanıp daha sonra aynı şeyi hiperbol içinde yapacağız. Y eşittir mx artı b doğrunun denklemi demiştik. Çemberinki ise x kare artı y kare eksi 8x eşittir 0. Yani hemen yazıyorum. x kare artı y kare kare eksi 8 x eşittir 0. Şimdi bu denklemde y yerine bunu yazıp ortak çözümün m ve b üzerindeki kısıtlamalarını bulabiliriz. Kısıtlamaları bulduğumuzda da kesişim noktası olarak tek bir nokta bulmuş olacağız. Y karenin yerine bunun karesini koymak için şunun hemen karesini alalım. Y kare eşittir m kare x kare artı 2 m b x artı b kare değil mi? Evet, y'nin karesini alınca bunu elde ediyoruz ve şimdi de bu denklemdeki y kare yerine bunu koyacağız. Kesişim noktasının x koordinatı x kare artı y karenin yerine yazacağımız bu ifade yani m kare x kare artı 2 m x artı b kare eksi 8 x eşittir 0. Bunu x türünden ikinci dereceden bir denklem olarak yazmak istersek x kareli terimleri yani bu ikisini parantez içinde m kare artı 1 çarpı x kare olarak yazarız. Doğru oldu değil mi? Bakalım, evet. m kare artı 1 çarpı x kare. x'li terimlerde bunlar olduğuna göre x parantezin aldığımızda artı 2mb eksi 8 çarpı x elde ederiz. Geriye kalan sabit terimi yani b kareyi de turuncuyla yazıyorum. Artı b kare eşittir 0 m ve b'nin ne olduğunu bilseydik ikinci dereceden tertemiz bir denklemimiz olurdu öyle değil mi ve daha sonra bu ikinci dereceden denklem yardımıyla da kesişim noktasının x koordinatını bulabilirdik. İşin iyi tarafı Sadece tek bir noktada kesişeceklerini bildiğimiz için bu arada ikinci dereceden denklemlerin köklerini bulmak için kullandığımız formülü hatırlıyorsunuz değil mi? Eksi b artı eksi kare kök b kare eksi 4 ac bölü 2 A. Bu arada buradaki B ile teğetin Y eksenini kestiği nokta olarak kullandığımız B'yi sakın birbirine karıştırmayın olur mu? Eğer karekök içindeki ifade sıfıra eşitse bunun tek bir çözümü oluyordu değil mi? Neden mi? Çünkü sıfırla toplamak ya da çıkarmak sonucu değiştirmez. Ve bir doğru bir çembere teğetse o çemberi sadece bir noktada keser. Yani bunun sadece bir çözümü vardır. Bakın teğet dışında bir doğru düşünelim. Mesela mesela bu. Burada pozitif değerli iki tane kesişim noktası olur. Ya da ya da hiç kesişmezler değil mi? O zaman da bunun çözümü olmaz ve b kare eksi 4ac negatif bir sayı olur. Tekrar ediyorum. Doğru teğet olduğundan tek bir çözümümüz olacak ve bu da b kare eksi 4ac'nin sıfıra eşit olması anlamına geliyor. Bu denklemi kullanıp a, b ve c'yi buraya yerleştirirsek, ikinci dereceden denklem formunu düşünürsek burası b olur değil mi? Az önce de söylediğim gibi bu b ile y ekseni kesim noktası olan b'yi lütfen birbirine karıştırmayın olur mu? Bu ifadeyi, denklemdeki a, b ve c değerlerini kullanarak yazıp 0'a eşitleyeceğim. Neden? Çünkü tek bir çözüm olduğunu biliyoruz. 2 mB eksi 8'in karesi. Eksi 4 çarpı a, yani m kare artı 1 çarpı c, yani b kare. Eğer bu doğru teğetse diskriminantın yani bu denklemin sıfıra eşit olması gerekiyor. Şimdi bu denklemi düzenleyip b'yi m türünden ifade etmeye çalışacağım. İlgimizi çekebilecek şeylerle karşılaşmayı umuyorum. Haydi bakalım şu parantezi açacak olursak 4m kare aslında maviyi kullanırsam daha iyi olacak. Böylece neyin nereden geldiğini de takip edebiliriz. Evet burası 4m kare b kare eksi 2 çarpı 8 16 eder. Çarpı 2 eksi 32 mb artı 64. Devam edelim. Eksi 4 çarpı buradaki parantezi de açacağım. Eksi 4 çarpı m kare b kare eksi 4 b kare eşittir 0. Bu terimle bu terim birbirini götürecek. Denklemin iki tarafını da 4'e bölebiliriz. Eksi 8 mb artı 16 eksi b kare eşittir 0. Ve şimdi ikinci dereceden denklemlerin köklerini bulmamıza yarayan formülü bir kere daha kullanıp b'yi m türünden bulacağız. Başka bir deyişle teğetin y eksenini kestiği nokta olan b'yi eğim yani m türünden ifade etmiş olacağız. Ve bu aradığımız kısıtlamalardan biri olacak. Aynı şeyi hiperbol için yaptıktan sonra da doğru, aynı doğru olduğu için y ekseninin kesim noktaları da aynı olacak ve eğime ulaşabileceğiz. Tüm bunları önümüzdeki videolarda sırayla yapacağım ama öncelikle şu denklemi daha tanıdık bir hale sokmak için yeniden yazayım. Hatta bir de eksi 1 ile çarparsam daha iyi olacak. b kare artı 8 m b eksi 16 eşittir 0. Eksi 1 ile çarpıp, terimlerin yerlerini düzenledikten sonra, karşımızdaki alışık olduğumuz ikinci dereceden denklemlere daha çok benzeyen. Bir denklem oldu, öyle değil mi? Ve b'yi m türünden yazmak için de b eşittir eksi 8m artı eksi karekök içinde, bunun karesi 8'in karesi çarpı m'nin karesi eksi 4 çarpı a yani 1 ve çarpı c yani eksi 16. Eksi 16 ile çarptığımız için buradaki eksiyi artıya dönüştürüyorum. Bölü 2a a1 olduğu için de bölü 2 yazıyorum. Buradan da b eksi 8 m kök içinde burası 64 eder burası da ve bunları paranteze alınca kare kökten 8 olarak çıkar. Geriye de kare kök içinde m kare artı 1 kalır. Doğru oldu mu? 8'i kare kökün içine sokmak için karesini alırız. Sonra bunların her birini 64 ile çarparsak da evet aynen bu ifadeyi elde ederiz. Harika. Böyle 2'yi de unutmayalım. Sadeleştirince eksi 4m artı eksi 4 çarpı kare kök içinde m kare artı 1 elde ederiz. Bize verilen doğru çembere teğetse bulacağımız olası b değeri budur. Çizdiğim doğruya bir göz atmak istiyorum. Eğimin pozitif olmasını istiyoruz öyle değil mi? Ve çizdiğim şekilde eğimin pozitif olması için y ekseni kesim noktasının da pozitif olması gerekiyor. Şöyle yazayım. Bu noktanın yani y ekseni kesim noktasının pozitif olması gerekiyor. Şimdi bu y ekseni kesim noktasının pozitif olmasını istiyorsak problemde söylediklerine göre m'nin pozitif olduğunu biliyoruz ve m pozitifse Burası negatif olur. Sonuç olarak pozitif bir değer elde edebilmemizin tek yolu ise bu ifadeyle toplamamızdır. Biraz düşünürseniz karekökün içinde m kareden büyükçe bir sayı var. Bu sayının karekökünü alırsak m'den büyük bir sayı elde ederiz. Bunu 4 ile çarptığımızda elde edeceğimiz değer de bundan büyük olur. O halde aradığımız b eksi 4m artı 4 karekök içinde m kare artı 1 olmalı. Evet, bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Sıradaki videoda doğrunun sadece tek bir kesişim noktası olduğu bilgisini kullanarak bu yaptığımızın aynısını hiperbol içinde yapacağız. Doğru aynı doğru olduğu için b'ler de aynı olacak. Şöyle söyleyeyim. Sıradaki videoda yine m türünden bir başka b değeri bulacağız ve az önce de söylediğim gibi b'ler birbirine eşit olduğu için bunları birbirine eşitleyip önce m'yi sonra da b'yi bularak doğrumuzu da bulmuş olacağız.